Arkadaşlar merhaba. Yine ekspedisyon öncesi, Antalya ekibinin ekspedisyon öncesi adaptasyon kampındayız. Aynı zamanda yine arkadaşlarla farklı teknikleri çalışırken metotlar üzerine bir takım çalışmalar yaptık. Bunlarla ilgili farklı metotlardan birkaç tanesini yine sizinle paylaşalım istiyoruz. Bushcraft branşında bulunan arkadaşlar zaten kesinlikle biliyor. Charcoal dediğimiz, yani kömür bez, Türkçe karşılığı. O şekilde çevirebiliriz İngilizce'de. Yanıcı kav olarak, hızlı ateşleyici malzeme olarak nasıl yapılır? Charcoal nasıl yapılır? Onu göstermeye çalışacağız. Şimdi materyal olarak ben size şöyle yakından da göstereceğim. Şu şekilde basit lokum, naneli şeker vesaire, hani birçok yerden temin edebilirsiniz. Şöyle metal kutumuz. Çok kullanışlıdır bunlar. Ortadan şu şekilde küçük bir delik deldik. Şimdi bu deliğin de ne işe yaradığını göreceğiz zaten hep beraber. Şimdi bu malzemenin yanında şu şekilde, bakın sentetik olmayacak. İşin püf noktası burada. Pamuklu kumaş, pamuklu bez. Bu mesela işe yaramaz. Eski bir tişörtten alındı bu parçalar şu şekilde. Şimdi buradan ben bir kısmını charcoal yapmak üzere şu şekilde üst üste katman katman yerleştiriyorum. Evet, mesela şunları şu şekilde koydum, bakın. Kapağımı kapatıyorum. Üstteki deliğim. Şimdi bu deliğin mantığını anlatacağız. Burası içeride erimemesi için, toz haline gelmemesi için malzemenin kullanılan bir baca deliği olarak düşünün. Havalandırma. Ve onun dışında yeterli oksijen içeriye girerek malzemenin dağılmasını engelliyor. Düşük köz ateşine koyacağız. Harlı ateşe koymuyorsunuz, bakın. Düşük köz ateşine şimdi koyacağız. Birazdan kendimiz de gözlemleyeceğiz. Püf noktası şu. Charcoal'larınızın hazır olduğunun işaretini veren durum şu gördüğünüz delikten ince ip gibi duman çıkacak. Beyaz bir duman çıkacak. O beyaz dumanı gördüğünüz anda size verilen mesaj şu. Charcoal'lar hazır. Daha fazla beklenirse toz haline gelecek. Yanacak. Direkt bunu elinizi yakmadan dışarıya soğuk bir alana koyuyorsunuz ve soğutmaya bırakıyorsunuz. Soğuma işlemi gerçekleştikten sonra kapağı açtığınızda charcoal'larınız hazır oluyor. Onu da zaten videonun ilerleyen kısımlarında göstereceğiz. Şimdi charcoal'larımızı oluşturmak üzere birkaç parça daha ekleyeyim. Hatta yapmışken biraz daha fazla olsun. Şöyle. Şimdi düşük ateşimize yerleştiriyoruz. Arkadaşlar közlerimizi şu şekilde ayarladık. Bakın. Şimdi düz bir satı oluşturdum. Elimi yakmadan hemen bırakıyorum. Etrafına da şu şekilde yine közlerle besleme yapıyorum. Biraz da üstüne yerleştirelim. Oo, çok sıcak. Evet. Şu şekilde biraz besleme yapacağım. Evet. Şimdi beklemeye geçiyoruz. Birazdan tekrar birlikte olacağız. Arkadaşlar, şimdi soğumaya aldık kabımızı. Biraz önce zaten gördünüz ip gibi dumanın çıktığını. Şu şekilde içine bakalım yakından. Bakın. Zar şeklinde kömür bezlerimiz şu şekilde oluştu, bakın. Şimdi bunları yine bu kutuyla muhafaza edip çantanızın bir kenarında taşıyabilirsiniz. Bu özellikle yüksek irtifalarda, biliyorsunuz ki oksijen miktarı düştüğü için, zaten hani bow drill, hand drill, ateş sarması vesaire gibi ilkel tekniklerle ateş yakmak çok çok zorlaşıyor. Ve bunun yanında biliyoruz ki materyaller, yani kullanacağınız ağaç materyaller nemli ortamda yanıcılığını yitirdiği için yine bu yöntemlerle ateş yakmak neredeyse imkansız gibi oluyor. Ve bunun yanında yine çakmakla ateş yakmak zor olabiliyor. Özellikle ıslak ortamlarda. Şimdi bu yöntem
ne işe yarıyor onu göstereceğiz. Diyelim ki öyle bir yerdeyiz. Bakın şimdi malzememizi koyduk. Bu ıslak ortamda bile ateşleme özelliğini hiçbir zaman yitirmeyen magnezyum çubuk veya ferrorot dediğimiz ateş başlatıcı. O şekilde söyleyelim. Şimdi buradan üzerine közü düşürdüğümüz anda, kıvılcımı düşürdüğümüz anda bu kömür yapısında olduğu için yapısında barındırdığı karbonla közü ateşi tutuyor. Şimdi üzerine kıvılcımı düşürdüğümde yakın çekimde zaten göreceksiniz. Ateş malzemenin üzerinde gezmeye başlayacak. Bakın şimdi. Bu arada çubuğu şu şekilde bakın. Bu şekilde ateşlemiyorsunuz. Bu yok. Önce ateşleme çubuğunu sabitliyorsunuz. Çubuğu çekiyorsunuz. Bakın. Ateşleme metalimiz, çeliğimiz. Bak. Şu an aldı. Bakın. Bakın şöyle yakın çekimde. Görüyor musunuz? Ateş üzerinde gezmeye başladı. Şu an tutuyor. Hemen kuş yuvamızı aldık. Elinizi yakmadan. İçeriye koyuyoruz. Bakın ateşimiz. Gördüğünüz gibi kullandığım neydi? Kuş yuvası olarak. Bulunduğunuz coğrafyada yanıcı olan ne varsa. Kuru yapraklar. Kuru kaya yosunları bakın. Çok iyi yanıcı kav malzemedir. Ateşimizi bu şekilde bakın elde ettik. Yani yanınızda bulunduracağınız bir parça, şu bir parça zar gibi kömür kumaş. Yüksek irtifalarda ve özellikle ıslak ortamlarda kar, buz, yağmur gibi şu sizin hayatınızı kurtarabiliyor. Farklı bir video daha anlatmış olduk. Daha doğrusu farklı bir bilgi daha vermiş olduk bu videoyla. Yine farklı bir metot videosunda tekrar görüşmek üzere arkadaşlar.